Soracağım, sen kayınvalideni annenden daha üstün tutuyorsun. Yani kocanın, ya eski kocanın. Yani evet, niye, çünkü... niye bu kadar kayınvalidene, ona güveniyorsun, annene çünkü güvenmiyorsun. Çünkü kaynası şu anda okulda bilene... Değil. Bir dakika dur evet. O da benim kulağıma geldi. Okulda bilene bunu bilmem ne diye anlatıyor. Okulda çocukları okula götürüyor. Benim gelinim işte kaçıncıya kaçıyor gidiyor. Benim gelinim bilmem ne diye anlatıyor. Kaç, daha şey da o kaynanayı sen, tutuyor. Sen eve kaç şu ki? Anda beni de gidiyor. Bir defa, kaynanası. Bir defa gittim. Tamam kaynanası. Ben kaynanamı tutmuyorum. Kimseyi tutmuyorum. Ben buraya sadece senin söylediklerine cevap vermek için geldim. Ama ilk tamam, geldiğinde gelmeyecektim bile. Dün şöyle dedin Kübra'cığım, dün dedin ki... Dün beni çok şey yapıyordu. Bir dakika dur lütfen. Dün ama ben gene dediklerimin arkasındayım. Tamam. Gene aynısını söylerim. Bir dakika kayınvalide ama telefon... Ama ben seni sevmiyorum diye bir şey yok. Ayrımcılık yapıyorum diye bir şey Emine yok. Emine Hanımcığım. Anne belki yapmayabilirsin. Kübra'cığım kayınvaliden canlı yayında. O da bütün bu iddialara yanıt verecek. Bir Sabriye Hanım'ı bir göreyim ben lütfen. Sabriye Hanım... Daha çok seviyorum dedin kayınvalidem, beni daha iyi anlıyor dedin, evet, o anlamda. Anlıyor. Tamam. Bakın, Sabriye Hanım hazır mı arkadaşlar? Okulda niye anlatıyor onları? Annem anlamcı. Öyle bir şey yapmaz, anlatmaz. Ben inanmıyorum. Bir Sabriye Hanım'a soralım mı? Sana ne desin, sen onu inanıyorsun ama ben de duyduklarıma, gördüklerime inanıyorum. Sen el alemin dolduruşuyla gidiyorsun anne. Dolduruşundan değil anneciğim, ben kişinin yüzüne bakarım. Niye ben de bir dünürüm daha var? Ya Emine Hanımcığım, dünürüzün okulda... Hayır, bir dünürüm daha var. Niye ha. Onunla öyle değiliz? Kim size bu dedikoduları getiriyor ya? Yani yok kızınız okulda ona buna erkeğe ona buna kaçıyor diye kim söylüyor? Sabriye Hanım karşımıza. Sabriye okuldakiler Hanım, söylüyor. Bir dakika ne olur. Sabriye Hanım merhabalar. Bir şey rica edebilir miyim? Televizyonunuzun sesini kısar mısınız Sabriye Hanımcığım? Televizyon kulaklıktan beni duyacaksınız zaten. Televizyonunuzun sesini ama kısın. Gitti diye bana haber Emine gelince, Hanım bir müsaade edin. Komşularına, Rum komşularına. Bir müsaade edin. Annesinde. Müsaade edin, şu an bir şey yapmaya çalışıyorum. Sesi var mı yok mu onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Dinleyeceğim ben seni bir tane, merak etme sen. Sabriye Hanım beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Tamam, televizyon sesini kıssınız mı? Kıssınız. Son ses. Tamam. Önce şunu ben merak ediyorum. Şunu merak ediyorum. Gelininizi yani Kübra'yı annesine, dünürünüze siz mi yollamadınız? Yok, ben ona gönderiyordum. Oraya gülerek gidiyordu, ağlayarak geliyordu. Öyle mi? Gülerek. Öyle miydi Kübra'cığım? Evet. Ben seni ağlattım mı hiç? Anne yapma Allah aşkına, bari kahvaltıya neden evden geldik. Gülerek çıkıyordun? Ben hamileydim. Biz kahvaltıya geldik. Bir kolumdan sen çekiyorsun, bir kolumdan Serkan çekiyor. Niye ağlıyorsun? Annenin suçu değil ki o zaman. Yani biri diyor ki göndermeyeceğim, öteki diyor ki o benim nikahlı karım, ben gideceğim götüreceğim. Emine Hanım bir şey rica edebilir miyim bir tane? O bayram kendini, başkaydı. Bir dakika, kendini iyi ifade edebilmen için. Bir dakika, gelmedi. Emine Hanım dinlemiyor. Bir Safiye'de doktora gidiyordum. Ah düşüyor. O başka. Ama. Emine Hanım'cığım bir şey rica edebilir miyim? İlk doğumu hamileliğimdeydi. Yayını yapmakta zorlanıyorum. Kızım bir şey söylediğinde kızını dinle. Tamam dinliyorum. Kayınvaliden bir şey dediğinde, kayınvalidesi bir şey dediğinde, tamam. Kayınvalidesini dinle ki kendini tamam. ifade et. Tamam. Ve kendi kendine konuşmasan olmaz mı bir tanem ya? Bak düşüyordum nasıl kalsın, Allah korusun. Geçen gün de düştüm. Aa çok fenaydı, dişlerim falan acayip, yani valla nazarlara mı geliyoruz, ne yapıyoruz anlamıyorum ki. Şimdi Sabriye Hanımcığım, sizin dünürünüz aranız kötü mü? Yani düğünden beri hiç görüştünüz mü? Görüştük. Birkaç kere ben gittim evine. Tamam. Aranız kötüymüş. Neden kötü? Hep böyle olmadık şeylerden bahsettiği için. Bir de Kübra'ya demiş bırak çocukları gel. Ha. Ben bir ağır bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan sonra... Aa, şöyle bir şey demedim. Dedim ben de bir daha, ben de bir daha gitmedim. Daha çabuk iyileşsin diye burada söylenmez. Ben kemik suyundan çorba pişirip de götürdüğümü bilirim. E bunu kim çünkü götürdü? Neden? Benim kızım yeni doğum yapmıştı. O da ameliyat olduydu. Sırf ben geliyordum gidiyordum, ondan sonra yok babanın borcu bilmem ne diye kağıtlar almışlar. Bana vekaleti almışlar. Ben öyle bir şey söylemedim yalan. Diyor Sabriye Hanım. Tamam anladım, çok detaya girme. Ben öyle bir şey söylemedim tamam. diyor. Öyle bir şey söylememiş. Size bunu kim getirdi Sabriye Hanım bu lafı? Söyledi. Kızına sorabilirsiniz. Söyledim. Sen mi söyledin? Ha söyledin mi? Kızı söyledi. Kızı söyledi bana. Ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir zaman. Kayınvalidem hastanede ameliyat oluyor. Annemi arıyor. Diyor ki Kübra evde çocuklarla yalnız. Çocuklar küçük, yanına git. Annem de bana dün gibi hatırlıyorum. Dedi ki kayınvaliden ağır bir ameliyat oldu. Yürüyemez. Bu saatten sonra dedi evin bütün yükü sende kalacak. Çocukları bırak, o çocuklar büyüyünce ben seni bulur. Ben hiç hatırlamıyorum onu.
Aa, çocukları da bırak diyor. Hayır, yani. Çocuklar büyüyünce beni bulacaklarmış. Hayır, bırakılır mı? Niye çocuk? Hayır, o zaman demedim. Onu 2018'inde dövdükleri zaman dedim. Hayır, ya anne, ne olursa ya. Olsun şunu demen ameliyat, lazım. Ameliyatlıydı ya. Annem. Hayır. Daha önce geliyordum çocuğa bakıyordum, yardım ediyorum. Sen de hastaneden çıktın bak Kübra. Ben gene ağzımı açmayan lohasa. Ya Emine Hanım, çok Emine Hanımcığım. Hastaneden ya Emine geldi bebeğinden bunlara yemeğini yapıp sofrasını kurdu. Emine Hanımcığım. İçim yandı halde bir şey demedi. Emine Hanımcığım. Bunu da yalan de kızım. Emine Hanımcığım beni ben duymuyor. Yaptım, ben inkar etmiyorum ki. Ben yalan konuşmam asla. Öğreneceğim. Bir dakika dur. Emine Hanımcığım. Bak Emine Hanım demem bile duymuyorsun. Evet. Sen yani kızına şiddet uyguladılarsa tabii ki sonuna kadar kızın hakkını savunabilirsin. Ama evet, o çocukları bırak. Sonra büyüyünce seni bulurlar. Bir anneanne bunu der mi? Onu ben neden dedim bak. Dedin mi? Lafı öyle değil. Dedin mi? Dedi. Bak, dedin laf mi? Ne biliyor musun? Dedin mi? Başka türlü öyle değil. Ondan sonra sen bırakırsan bizi çocukları göstermeyi tehdit ediyorlarmış. Ben dedim ki kızım dedim. Çocukları dedim sana koskulayın, çocukları de ki dedim, çocukları evden getirmedim, çocuklar sizin olsun, onlar büyüyünce beni bulur dersin dedim. Ay olur mu sevgili dediğim izleyiciler bu. Ya? Aman. Ben dediysem dedim derim. Allah Allah. Ama o hastayken bırak geldi. Didem Hanım, ben bir de bir şey sormak istiyorum Emine Hanım. Bir bekle dinle ama Emine Hanım, lütfen dinle, olur mu? Dinlemek çok önemli bir şeydir. Önemli bir de meziyettir. Bırakır gidersen çocukları göster meziyet tehdit ediyorlarmış. Dinler ben misin? Ben böyle böyle tamam, dersin. Tamam dur. İmkan ediyor. Dur Sabriye Hanım diyor. Söyle canım. Dinleyin lütfen Sabriye Hanım'ı. Söyle. Şimdi Kübra 2013'te... Ocağın 23'ünde gitti ya, 2 gün mü yalan söylemeyeyim, 3 gün mü? Evet. Oldu. Serkan Emine Hanım'ı aradı, telefonda görüşüyorlar. Benim 10 yaşında Fatma Gül diye bir torunum var. Şey dedi, babaanne dedi, annem dedi belki oradadır dedi. Sen dedi sor dedi, anneanneme dedi, annemle görüştürsün. Ben de kızım dedim, git kendin sor anneannene dedim. Anneanne dedi, ben annemi çok özledim. Annemle konuşayım eğer senin yanındaysa dedi. Anneannesinin dediği kelime şu: senin baban, senin babaannen, deden, anneni öldürdüler, bir yere gömdüler. Ne? Hepsini hapse attıracağım. Böyle bir dedim, başına bir şey geldiyse dedim. Ha? Öldürdüler kelimesi yok. Bu laf söylenir mi bir 10 yaşındaki çocuğa? Ama 10 yaşın çocuğa ne dedin sen ya? Eğer dedim annenin başına bir şey geldiyse dedim. Ama öldürdüler, gömdüler. Kolunu kopardılar, bacağını kopardılar diye. Ama öldürdüler, gömdüler demiş mi peki? Demedim, onu demedim. Bana doğru konuştu. Çocuk söylemiş ya. Hayır, kendisi de fısıldıyordu arkasında. Babası da yanındaydı. Allah Allah. Tabii. Senin çocuğun ölmüş. Ben de evde yalnız değilim. Benim evimde insanlar da vardı. Peki ne diyeceksin Kübra? Bunu ben sadece duyuyorsun. Şöyle dedim çocuğa. Evet. Bir dakika kızım, bir dakika, bir dakika. Emine Annemesin. Hanım. Ay Emine Hanım. Tamam. Bir kızını anladım. Dinleyelim. Bunu yeni mi duydun? Evet, şimdi duydum. Çok şok oldun yani. Çok iyi yani, oldun. 10 yaşını çocuğa ya. O şekilde demedim. Ya çocuklara bak, alet etmeyin dediğimi, ne olur ya. Hayır bak ben ne dedim çocuğa? Çocuklara da sor. Arkadan fısıldıyor. Ben hatta annesi arkasında sandım. Bir şey söyleyeyim annen Emine Hanım. Oradaysa çık. Bakın, Emine Hanım şöyle söyleyeyim. Benim. Normalde 10 yaşındaki kızım. Bir kız, 10 yaşındaki çocuğa böyle şeyler anlatılmaz. Ben sadece şunu dedim. Hiçbir şekilde konuşulmaz. Annem bende yok kızım. Eğer sizde de yoksa dedim, arıyoruz dedim. Eğer başına da bir şey gelse dedim, ilk suçlu dedim. Babaannen deden. Öldürüldüğünü düşündün yok, mü? Yok. Öldürüldüğünü hiç düşünmedim ben. Sabriye Hanım öyle bir şey söylemediğini iddia demedim. Ediyor. Hatta bir dakika. Yanımda benim komşularım da vardı. Hadi dur bir tane. Komşularımı da bağlayabilirsiniz. Okuldan geldiği zaman yalnız değil. Emine Hanım bir durmayı bil ne olur. Söylemiş mi söylemiş. Çocuklar yalan söylemez. Evet. Çünkü bir telefon geldi zaman ben hemen açmıyorum. Gidiyorum yanımda komşuma gidiyorum. Anne böyle mi asla açayım mı diye. Anne, evet. Annen asla... O yüzden zaten biz iletişime giremiyoruz. Seni dinlemiyor. Asla karşı evet. Tarafı dinlemiyorsun Emine Hanım. Beni bile dinlemiyorsun. Bir dinle kurban ama olayım ben ya. Ben iletişime geçemiyoruz zaten. Ben doğruları söylemeye çalışıyorum. Ben senin konuşmanı engelliyor muyum? Engellemiyorsun. Tamam siz de haklısınız. Ama diyorum ki bir karşı tarafı dinle, beni dinle. Sen kızını bugüne kadar dinledin mi? Çok merak ediyorum ya. Ben demediğim şey o şekilde demedim. Ben ona sinirlendim.